Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse bültenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her çarşamba olduğu gibi Üzeyir Doğan'la birlikte hisse senedi piyasasında ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirip sizler için yorumlamaya çalışacağız. Sizlerden gelen hisse sorularını da mümkün olduğunca burada yanıtlamaya çalışacağız. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk. Şimdi diyor ki bir takipçimiz, bunu önceden paylaşmayın, yayın yoksa sizde var. Giriyoruz sonra çıkıyoruz. Şimdi bu şöyle oluyor. İlk etapta biz canlı yayını başlatıyoruz. Canlı yayını başlattıktan sonra belli sayıda izleyiciye ulaşmayı bekliyoruz ki yayına başladığımızda bilgi asimetrisi olmasın. Daha sonra biz önden yorum yaptığımızda daha sonra katılan takipçilerimiz ve izleyicilerimiz bizimle ilgili daha sonra başta sorduğumuz ya da başta yorumladığımız konularla ilgili yeniden yorum istemesinler. O nedenle başladıktan sonra bir buçuk dakika kadar bekleme sürecimiz olabiliyor. Bunun için sizden özür diliyoruz ama dediğimiz gibi bilgi simetrisini sağlayabilmek adına yaptığımız bir uygulama. Birikmesi biraz zaman alabiliyor. Evet. Herkese alarm aynı anda gitmeye de biliyor. Ondan kaynaklanıyor. O yüzden peşinen özür dilemiş olalım. Üzeyir, bir daha hoş geldin diyeyim hoş sana. Hoş bulduk. Şimdi piyasaya bakıyoruz. Genel olarak baktığımızda şu anda Borsa İstanbul'da bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Seninle geçen hafta konuştuğumuz gibi grafiği tekrar alırsak üzerine de konuşalım endeks üzerinden. Bir aşağı doğru düşüş kanalı içerisinde görüyorduk Borsa İstanbul'u. Şuradaki hareketten bahsediyoruz. Evet, her bir tepesi bir öncekinin daha altında, her bir dibi de daha öncekinin altında gerçekleşmek suretiyle. Fakat burada şunu gördük. Özellikle son kertede bir 94.000'in üzerine doğru atıp 95.000'lere doğru gidip bu kanalı kırma çabası var gibi görünüyordu. Şimdi hala bu düzlemde yola devam ediyoruz diyebiliyor muyuz? Bekliyor musun bu kanalın dışına çıkmasını? Ben bekliyorum. Açıkçası uzun dönemdir şuradaki sen de bahsettiğin düşüş kanalı içerisinde bir hareket söz konusu. Burada özellikle şu son bölgede bir ikili dip formasyonu da oluşmaya başladı. Aslında burası kritik bir yerde, 91.300. Eğer buranın altına sarkılsaydı biz beklentilerimizi revize edip ben aşağı yönlü pozisyon alımını teşvik eder duruma geliyor olacaktım. Hala o noktadayım. Yani 91.300 üzerinde kalındığı sürece buradaki her fiyat alım için bir fırsat oluşturuyor. Ama 91.300 aşağı kırılırsa stratejiyi revize etmek gerekiyor. Yani burada bir stop yapıp tekrar bir piyasayı izlemeye almak gerekiyordu. Şu anda bu seviyenin üzerindeyiz hala ve aslında temel konjonktür de teknik konjonktür de borsanın yükselişini destekleyen nitelikte. Eğer sürpriz bir haberle veriyle karşılaşmazsak ben bu yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Burada kritik noktamız 95.000 civarı. Ara destek bölgemiz 93.000 civarıydı. İşte direnç bölgemiz orası geçildi, artık destek oldu 93.000-93.500 aralığı. Şu anda 94.000 üzerindeyiz. 95'i de test etme niyeti var piyasanın. Aslında dünkü hareketlerde de bunu görmüştük. Eğer 95.000 açılırsa, yani şuradaki zirvelerde aşılacak olursa bu durumda yükseliş biraz daha ivmelenebilir. Şuradaki düşüş trendinin artık üzerine geçilen bir endeks görüyor olacağız aynı zamanda ve şuradaki son oluşan zirvenin de üzerine geçilmiş olacak. Bu teknik anlamda ciddi bir pozitiflik getirir ve bu denemenin devamında 95.000'de hem şuradaki kanaldan çıkılmış olacak, ana kanaldan, hem de buradaki düşüş trendi dediğim gibi sonlanıyor olacak. Bu çerçevede beklentimiz de bizim endekste hem 200 günlük ortalamanın hem 500 günlük ortalamanın hem de şu Haziran'dan sonra gördüğümüz zirvelerin bulunduğu noktalar olan 99.500'de 101.500 aralığını hedef konuma getiriyor olacak. Benim beklentim açıkçası orayı bu dönemde görebileceği yönde. Bu yıl sonu ya da gelecek yılın ilk haftalarına kadar olan dönemde bu testin gerçekleşebileceği yönde. Sonrası için çok pozitif değilim ama en azından bu tarz bir hareket yapabileceği kanaatindeyim. Bu tarz bir hareketinde endekste özellikle bankalar, banka sahibi olan holdingler vesaire gibi endeksin gerisinde kalmış sanayi dışı şirketlerde biraz daha yoğunlaşabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ana beklentim de 99.500-101.500 bu bölgenin de bir kar realizasyonu fırsatı sunacağı kanaatindeyim. Peki zaten hani banka sahibi olan holding dediğin iki tane var. Evet. Başka da yok. Onlar da pozitif mi bekliyorsun? Biraz daha pozitifim. Çünkü onlar geçmiş dönemde çok iskontolu kaldılar. Bu tarafta biraz bankacılık endeksin böyle bir yükselişe öncülük edebileceğini düşünüyorum. Oranın biraz daha ön plan çıkabileceğini düşünüyorum. Onun yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşün işte havayolu sektörüne
ve aşırı iskontonun geride kalmışlığın telekom sektörüne de yine pozitif etkilerini görebiliriz kanaatindeyim. Bu yükselişte biraz daha endeksle korelasyon yüksek, betası yüksek senetler ön plana çıkabilir açıkçası. Peki şimdi izleyicilerimizden de sorular geliyor. Onlara da döneceğim ama dönmeden evvel sana şunu sorayım. Özellikle kurdaki geri çekilmeden pozitif faydalanmasını beklediğin özellikle şu şirketler diyebileceklerin var mı? Açıkçası döviz borçluluğu yüksek şirketler. Yani bir önceki çeyrekte kurdan negatif etkilenenler bu dönem biraz daha pozitif etkilenenler oluyor. Türk Telekom, Migros. Aynen. Anadolu grubunun tamamı diyebiliriz. Türk Telekom diyebiliriz. Kısmen Turkcell diyebiliriz. Anadolu Efes. Bunların biraz daha pozitif etkilendiğini görebiliriz ama bu tarafta elbette farklı senaryolar da devreye giriyor olacak. Kur gelişmeleri farklı alternatifler de getiriyor olacak. Yani evet, borçlu olanların doğrudan borçlu üzerinde bir etki olacak ama diğer taraftan örneğin borçlu olup ihracat geliri olan şirketlerde de negatif etkilerini de görüyor olacağız. O nedenle safi borçtan dolayı bu Anadolu grubu şirketleri, işte Migros'u, Anadolu Efes'i, Coca-Cola'sı vesairesi gibi şirketlerin, işte Telekom'un özellikle pozitif etkilenebileceği kanaatindeyim. Diğer taraftan dolaylı bir etki de şu var. Enflasyonun da düşüşe sebebiyet verebileceği için bankacılık sektörü üzerinde de bu tarafın kısmen pozitif etkisi olabilir. Yani bu düşüş onlara da yarayacaktır. Peki gelen sorular. 1. Migros. Migros esas faaliyet tarafında herhangi bir sıkıntısı olmayan, hatta faaliyetlerini hem inorganik hem organik büyümeyle devam ettiren bir şirket. Kurların geri çekildiği dönemlerde pozitif fiyatlanması olası bu dönem Migros'a yarıyor. Gelecek yıllar için ben iyi bir hisse olduğunu düşünüyorum ama burada bir kısa vadeli bir döngü, işte dediğim gibi gelecek yıl en azından Mart-Nisan ayına kadarki döneminde kurlar açısından bir atlatmayı beklemek lazım. Sonrası için daha rahat günler görebilir kanaatindeyim. Arçelik ve Vestel Beyaz sormuş bir takipçimiz. Bu çeyrek biraz sıkıntılı olacak. Geçtiğimiz çeyrek marjlarda çok önemli bir yükseliş vardı. Bu yükselişin temel sebebi düşük kurla alınan ham maddelerin ve düşük kurla stoklanan ürünlerin yüksek kurla satılmış olması ve daha önceki satışların, alacakların yüksek kurla tahsil edilmesiydi. Bu şirkete faaliyetlerinden diğer gelir giderler kısmında ciddi bir kar yazdırdı. Bu dönem onun tersini göreceğiz. Yüksek kurla alınan maddeler ve yüksek kurla stoklanan ürünlerin düşük kurla satıldığı bir dönem oluyor olacak. O nedenle bu çeyrek biraz daha o taraf zayıf. Artı faaliyet tarafı da her ne kadar vergi indirimleri falan olsa da genel olarak talep tarafında çok kuvvetli olduğunu söylemek zor. Ben açıkçası bir 6 aylık dönem için beyaz eşya sektörüne biraz negatif yaklaşıyorum. Peki Kardemir ve Ereğli soruları var. Tabii oralarda çok yatırımcı evet, yüksekten alıp problem yaşadı. 2 sene çok iyi, 1,5 sene çok iyi performans gösterdikten sonra çok sert geri çekilmeler gördük. Aslında geri çekilmeler çok sert oldu. Yani evet, bunun bazı gerekçeler var ama bu kadar geri çekilmeyi bekliyor muydun dersen beklemiyordum, onu söyleyeyim. Hala uzun vadede potansiyel olabileceğini düşünüyorum ama kısa vadede şöyle bir şey oldu. Hiçbirimizin beklemediği petrol fiyatlarındaki ani düşüş ve onun diğer emtia fiyatlarını baskılaması. Örneğin dün Amerika'daki işte vadeli fiyatlarda demir çelik fiyatlarındaki düşüşler. Bunlar bu sektörü de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki düşüşün durması lazım ki, ya da bir dengeye gelmesi lazım ki biz bu sektör açısından tekrar pozitiflikleri konuşalım. Şu an çünkü stoklu çalışan şirketlerde, ham madde stoğu ve ürün stoğu bulunanlarda bu tarz ani emtia fiyatları düşüşleri negatif etki oluşturuyor. Bu da bundan etkilendi. Emtia fiyatlarının seyrine bağlı bundan sonraki dönem ama ben Kardemir tarafında uzun vade için hala pozitif açıkçası. Demir cevheri fiyatları çok sert aşağı geliyor. Dolayısıyla evet, aslında entegre tesisler için bu nispeten pozitif. Pozitif, aynen. Fakat kurun aşağı gelişi döviz cinsinden satış değil, gerçekleştirdikleri aynen için şey açısından bakıldığında demir çelik şirketleri için bakıldığında ne getirir diye sorayım sana. Onun da aslında satış fiyatlar tarafında bir negatif etkisi var ama borçluluk tarafından pozitif etkisi var. Ama demir cevherindeki düşüşler entegre tesisler için pozitif olsa bile ilk etapta daha önceden alınan stoklar, siparişi verilen ham maddeler olduğu için onları ürün fiyatları daha hızlı düşüyor. O nedenle biraz oradan olumsuz etkilenebiliyorlar ilk düşüş anında. Sonrasında bu işte dediğim gibi fiyatlar bir dengeye oturursa sonrasında o pozitiflik yansıyor olacak biraz gecikmeli olarak. Peki Erdemir, Kardemir düşünüyor musunuz? Yani tavsiye ediyor musunuz? Ben Kardemir uzun vade için hala beğeniyorum. Özellikle bu yeni yatırımlarıyla birlikte biraz daha katma değeri yüksek ürünler üretiyor olması şirket için pozitif ama şirkette ekstra negatif oluşturulan unsurlardan biri de şirketin büyük ortaklarından yol bulan ailesinin hisse satışları. Onlarla ilgili süreç biraz daha hisseyi baskılıyor gibi. Orada da yanlış hatırlamıyorsam yol bulan ailesinin beraber hareket ettiği gruplarla birlikte toplam hisse senedi içerisindeki ağırlığı yani toplam ortaklık içerisindeki %6'ların altına düştü.
Oradaki hisse satışlarında kısmen hisseyi baskıladığını söylemek mümkün. Türk Hava Yolları ve Pegasus soruları var. Türk Hava Yolları ile ilgili olarak özellikle tabii kur ne kadar etkiler bilançoyu diye sormuşlar. Çünkü hani bir önceki çeyrekte rekor kar var. Belki Türkiye tarihinin en büyük şirket karlarından evet. bir tanesi yazıldı. Ama kur karı biraz daha düşüktü o beklenenin altında. Sebep de Türk Hava Yolları'nın 3. çeyrekte hedge mekanizmasını yükseltmiş olmasıydı. O nedenle aslında doların değerlendirdiği bir atmosferde Türk Hava Yolları'nın çok daha ciddi kur farkı gelir yazmasını bekliyorduk. 1.2 milyar TL civarında. Bu gerçekleşmedi. Burada da hedge'in etkisi vardı. Son çeyrek içinde bu hedge'in ne kadar devam ettiriliyor vesaire önemli. Çünkü bu sefer hani dolar TL'deki geri çekilmelerin kısmi negatif etkisi olacak. Doların uluslararası piyasada güçlü kalıyor olmasının bir etkisi olacak. Ama buradaki hedge mekanizmasının ne kadar devam edilip ettirilmediği karlar üzerinde etkili olacak. Faaliyet tarafında da 3. çeyrek karın maksimize olduğu bir dönemdi. 4. çeyrek zaten mevsimsel koşullar nedeniyle bir miktar karın baskılanabileceği bir yer. Biz burada eğer 3. havalimanı açılmış olsaydı taşınma süreci vesaire operasyonel taraftaki maliyet artışlarının kısmen faaliyet tarafında bir miktar bozabileceğini düşünüyorduk. Ama o tarafın da şu an çok büyük bir etkisi olmayacak. Bilanço tarafına taşınma sürecinin geriye sarkmış olması. O nedenle bir miktar mevsimsel koşulların etkisiyle 3. çeyreğe göre zayıf olabilir. Kur tarafı da dediğim gibi biraz daha sürpriz o. Hedge pozisyonlar ne kadarlık vadeyle yapıldı ya da ne miktarda yapıldığını bilmediğimiz için biraz net kar tarafı biraz bu sefer beklentilerde ciddi sapmalar olabilir gibi geliyor bana. Garanti ve İş Bankası soruyorlar. İş Bankası çok geride kaldı tabii diğerlerine göre bakıldığında. Aradaki makas da bayağı açıldı. Garanti Bankası'nda da aslında hem artı hem eksi yönde sert pozisyonlanmalar görüyoruz. Şimdi İş Bankası'nda normalde zaten İş Bankası tarihsel süreçte de iskontolu fiyatlanan hisselerden biriydi ama son dönemde bu iskonto daha da arttı. Bunun temel gerekçeleri de bildiğiniz üzere bu İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri yönündeki tartışmalar son dönemde biraz daha bankacılık endeksinin altında kalmasına sebebiyet veriyor performans olarak. Önümüzde de Mart seçimlerinin olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu konunun tekrar gündeme gelebileceği beklentisi siyaset sahnesini sındırabilecek bir konu. Bu nedenle İş Bankası'nı biraz zayıflatabiliyor. Yani talep tarafını biraz daha sınırlayabiliyor. Yapı Kredi'de iskontolu gördüğümüz şirketlerden biri. Sermaye arttırımından sonra aslında bir miktar eli kuvvetlendi. O açıdan baktığımızda faaliyet tarafında da belki hani çok şaha kalkma görmesek de en azından bir toparlanma söz konusu. İşte sorunlu kredi ve takipteki alacak aynen. üzerinden fiyatlanıyor gibi görünüyor. Aynen. Onda bir miktar etkisi var. Özellikle Akbank'ın bu Yapı Kredi'nin bu yeniden yapılandırma sürecindeki şirketlerin birçoğunda öncü konumda olması da hisseyi bir miktar baskılayan unsurlardan biri. Garanti tarafında da aslında Garanti bu dönemde hem Akbank hem Garanti biraz daha ön plana çıkan hisselerdi. Ama geçtiğimiz günlerde hatırlanacak olursa İspanyol sosyal medyasında sonradan yalanlanan bazı spekülasyonlara söz konu oldu. Bu bir miktar bankacılık endeksi üzerinde de Garanti üzerinde de negatif etki oluşturdu. Hani bunun etkileri devam eder mi? Bu bir yönde yeni açıklamalar gelir mi ona bakıyor olmamız lazım. Her ne kadar yalanlanmış olsa da onun bir miktar baskısı söz konusu açıkçası hisse üzerinde. Aselsan. Ben her zaman söylüyorum, beğeniyorum ve bir konsolide kanal içerisinde ve bu kanal henüz daha değişmiş değil. Bu kanal alt bandı alım için fırsat oluşturuyor. Şu anda da o bölgelere yakınız. Yani 26 civarı, 26-70'te şu anda. Bu bölgeler hala iyi alım fırsatları bana kalırsa. Ben son çeyrek finansallarının oldukça iyi geleceği kanaatindeyim. O nedenle yılın son bölümünde biraz daha pozitif fiyatlanabilir kanaatindeyim. İkinci sınıf bankalar ucuz mu kalmış? Böyle heyecanlı işlemler oluyor diyorlar. Tabii burası şey olarak önemli. Yani büyük bankaların dışında kalanlarda halka açıklık oranı düşük olduğu aynen. için oradaki işlemler çok sert olabiliyor. Yani aynen. küçük miktarda işlemle bile çok sert fiyat hareketi bir haber geliyor mesela çok sert hareketler görüyoruz. Sonra bunun yalanlanması işte bir hafta 10 gün sürebiliyor ya da işte bununla ilgili piyasaya tatmin edecek haberler gelmeyebiliyor. Ya da piyasa dedikoduları o hareketleri de sertleştirebiliyor düşüklükte nedeniyle. Devam ediyorum Sasa'yla. Sasa aslında biraz temkinli olması gereken şirketlerden biri. Son dönemde orada da ciddi bir konsolide kanalı oluşmuştu bu yatırım teşvik belge sürecinden sonra. Ben açıkçası yatırımlar konusunda da hani bu kurlar vesaire sürecin ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle ne kadar hızlı gerçekleşebilir emin değilim. Biraz temkinli olmakta fayda var. Şu son bölümde oluşan o uzun süredir devam eden konsolide kanalı eğer kırılacak olursa aşağı yönlü ciddi kayıplar söz konusu olabilir. Biraz dikkatli olmakta burada da fayda olduğu kanaatindeyim açıkçası. Anadolu Cam. Cam tarafında 3. çeyrek finansallar tarafında ön plana çıkan şirketlerden biriydi. İyi sonuçlar açıkladı grup içerisinde. Genel olarak baktığımızda aslında bir iskonto söz konusu. İkincisi enerji maliyetlerindeki düşüş maliyetler tarafında pozitif etki yapacaktır. Ama diğer taraftan kurlardaki düşüşte
ihracat gelirleri tarafında biraz negatiflik oluşturuyor. Genel itibariyle aslında orta uzun vade için finansal tarafını beğendiğimiz ve düşüşlerin iskontoyu arttırdığı gerekçesiyle yeni alımlar yapılabileceğini düşündüğümüz hisse senetlerinden biri. Bu fiyatlar da teknik olarak da yavaş yavaş bu destek bölgelerine doğru geri çekiliyor. 2.40-2.50 bu bölgeler yeni alım fırsatı oluşturabilir bana kalırsa. Petkim soruları var. Hem yeni rafineri yatırımları var. Bu Rönesans grubununki de açıklandı. Evet. 1.2 milyar dolarlık Ceyhan'da bir rafineri. Zaten 15 yıldır yapılması planlanan bir rafineriydi. Şimdi oluyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Petkim'i nasıl etkiler diye soranlar var. Star rafineri üzerinden yeni yatırım tartışmaları var. Ne dersin? Evet, burada önemli olan Star rafinerisinin yeni yatırımları bana kalırsa. Diğer rafinerilerin elbette yapılması bir rekabet oluşturacaktır ama Türkiye'nin de ciddi bir rafineri ihtiyacı olduğu ve 3 tane daha kursan 3 tane daha yer kaldır. O nedenle hani orada çok ciddi bir diğer rafinerinin kurulması Petkim'e bir alternatif ya da Star rafinerisine TÜPRAŞ'a bir alternatif olmayacaktır. Ama eğer Star rafinerisi yeni bir yatırıma girecek olursa Petkim'in de burada ortaklı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yatırım maliyetine Petkim'in de katılması, yeni finansal borçlanmalar ve belki de Petkim'in bizim en çok beğendiğimiz taraflarından biri yüksek temettü verimliliği. Temettü verimliliğinden vazgeçilmesi olabilir. Bu açıdan bir miktar bu süreç olumsuz etkileyebilir. Normal şartlarda aslında ben Star rafinerisi açıldıktan sonraki süreçte Petkim'in maliyet avantajı nedeniyle marjlarında da iyileşme olabileceği ve bunun şirkete pozitif katkı sağlayabileceğini düşünüyordum. Stoklu çalışan şirketler biraz önce bahsettiğimiz gibi emtia fiyatlarındaki sert düşüş, burada da petrol fiyatlarındaki sert düşüş bir miktar olumsuzluk oluşturuyordu ama sonrası için bu da belki marjların ayarlanması konusunda bir denge sağlayacaktı Star rafinerisinin açılmasıyla. Genel görünüm pozitif olmakla birlikte eğer bir yeni yatırım furyası başlayacak, Petkim buraya yeni finansal borçla dahil olacak ve üstüne de temettü vermeyecek gibi bir döngü oluşursa bu hisse üzerinde negatif etki oluşturulabilir ama Petkim'in geleneği temettü üzerine kurulu. Hani böyle zamanlarda da bir şekilde daha önce çeşitli hisselerde görmüştük. Gerekirse kredilendirilip temettü verilmeye devam edilmesi. Bu da bu tarz üzerindeki baskıyı hafifletebilecek etkenlerden bir durum. Burada şirketin nasıl bir tutum sergileceği açıkçası belirleyici olacak Mart-Nisan gibi. Adel Kalemcilik sormuşlar. Aslında fabrikayı taşıdıktan sonra bir şirket ziyaretimiz de olmuştu. Genel itibariyle baktığımızda temettü beklentisi soruyorlar var mı diye. Yani o emin değilim orada. Yani son dönemde görüşmedim çünkü hiç şirketle de. Geçmiş dönemlerde sınırlı temettüleri olmuştu. Fabrikayı taşıdı aslında. O yatırım faaliyetleri bitti artık. Bundan sonraki süreçte biraz daha hani o tarafta biraz eli rahatlayabilir ama genel itibariyle açıkçası o marjları istenilen o arz edilen kar marjlarına giremedi. Burada bir beklenti oluşturan unsur bizim ziyaret ettiğimiz dönemde de oyuncak tarafına girmesiydi. Çünkü geniş bir dağıtım ağı var ve bu dağıtım ağını kullanarak oyuncak piyasasına yerli oyuncakla girme potansiyeli vardı. Bunun üzerinde çalışılıyordu. O taraf biraz zayıf kaldı. Beklentiyi tam karşılayamadı açıkçası gelişim. O nedenle hissede o dönemde olan yükselişlerle tekrar satış getirdi. Şu an marjlarda çok önemli bir değişim yok. Yani önemli bir kar marjı da potansiyel göremiyorum açıkçası. Tat Gıda sormuşlar. Burada geçtiğimiz dönemleri hatırlayacak olursa geçtiğimiz senenin flaş kağıtlarından bir yükseliş tarafında çok sert yükseldi ve o dönem biz hep yatırımcılara şunu söylemiştik. Yani bu şirket için 8 lira pahalı, 4 lira ucuz. Şimdi 4 liranın da altına geldi ama 4 liranın altına gelmesi sebebi de endeksteki geri çekilmenin de etkisi var. Bu bölgeler bana kalırsa Tat Gıda'nın hak ettiği fiyat değerleri ve bu seviyelerin daha aşağısı için çok bir gerekçe görmüyorum. O nedenle 4 liralardan alıp 5-5,5 liralar hedeflenebilir kanaatindeyim. Bu bölgeler destek bölgelerine yakın olduğu kanaatindeyim. Anadolu Cam konuştuk ama şişe soruyorlar. Şişe tarafı Trakya Cam'ın etkisi nedeniyle bir miktar daha zayıf geldi. Yani orada Şişe Cam konsolide finansal sonuçlar ve orada Trakya Cam'ın biraz zayıf performans sergilemesi Şişe Cam üzerinde de olumsuz etki oluşturdu. Hani burada cam tarafında özellikle Anadolu Cam ve soda biraz daha finansalları iyi olan ve son dönemdeki geri çekilmede iskontolanmış taraf. Ben açıkçası o grup içerisinde Anadolu Cam ve sodayı biraz daha ön plana çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Aksa Akrilik sormuşlar. Orada da açıkçası finansallar çok tatmin etmiyor. Son dönemde özellikle son finansal sonuçlarda da net tarafta zararın olmuş olması ve geçmiş dönemdeki marjların ciddi daralması hissede uzun dönemdir bir düşüş getiriyordu. Bu finansallardan önce bir konsolide oluşmaya çabası vardı ama son açıklanan finansal sonuçların da zayıflığı ve endeksteki genel zayıflık da o bölgenin de kırılmasına sebebiyet verdi ve yeni bir düşüş kanalına girdi. Burada henüz daha hani toparlanmayı getirebilecek, devreye sokabilecek ekstra bir hikaye göremedik. O nedenle
Hala temkinliyim bu tarafta açıkçası. TSKB ve ICBC soruları var. TSKB genel bankacılık endeksi içerisinde değerlendirmek lazım bana kalırsa. Yani bankacılık endeksine genel bir alım dalgası başlayacak olursa burası da pozitif etkilenebilir. Yatırımlar tarafı biraz zayıf. Yani Türkiye'deki ekonomik konjonktür ortada. Bir daralmadan bahsettiğimiz bir dönem. Belki bunun negatif etkilerini görebiliriz ama yine de bankacılık endeksinden çok ciddi ayrışma olmaz kanaatteyim. Geçtiğimiz dönemde bir ayrışma vardı. O da tamamen piyasanın Kalkınma Bankası'yla TSKB'yi karıştırmış olmasından kaynaklıydı ya da karıştırmış gibi yapmasından kaynaklıydı. O nedenle genel bankacılık endeksi takip edilir diye düşünüyorum. ICBC bana kalırsa yüksek fiyatlanan ve bunun temel sebebi de düşük halka açıklık oranı olan bankalardan bir tane. Yani. Çarpanlı işlem görüyor. Ben o konuda oradaki fiyatların biraz spekülatif olduğu kanaatindeyim ve halka açıklık oranının düşük olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O nedenle temkinli yaklaşmakta fayda var orada da. Hektaş, Coca-Cola, Ülker bu üçüyle bitiriyorum. Hektaş beğendiğimiz hisselerden biri. Oldukça karlı şirketlerden biri. Özellikle karlı oldukça yüksek ve bunu arttırmaya da devam ediyor. Son dönemde Gebze Yüksek Teknoloji ile beraber yerli tohum üretme konusunda bazı çalışmalar var ve bununla ilgili açıklamalar var. Eğer bu nihayet erdirirse yeni bir hikaye oluşabilir ama bu olmasa dahi genel tarafta zira ilaçlar tarafındaki satışlar oldukça iyi. Özellikle ilk çeyrek finansalları güzel geliyor ve buna yönelik beklentiler yılbaşından itibaren fiyatlanmaya başlıyor. Bir süre konsolideydi. İlk çeyrek sonuçlarına yönelik beklentilerle tekrar yakın dönemde bir hareketlenme görebiliriz. Kanaatindeyim. Ülker tarafı şöyle söyleyeyim. Gerçekten grup şirketleriyle ilgili süreç çok dalgalı bir hareket getiriyor. Yani diğer şirketlerle olan süreçte örneğin Gözde ile ilgili gelen haber Ülker'de de etki yapıyor. Son dönemde oldukça volatil fiyat hareketleri görüyoruz. Totalde baktığımızda iskonto olarak değerlendirdiğim ama dediğim gibi haber akışlarına göre de yüksek volatilitelerin görülebileceği bir şirket. Burada önemli bir destek oluşturma çabası var ama hala düşüş trendi içerisinde. Eğer bu düşüş trendi kırılacak olursa ya da bu desteğin altına inmediği sürece buralar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir kanaatindeyim. Coca-Cola var. Coca-Cola faaliyet tarafında çok beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Faaliyet karlılığı tarafında bir problem yok ama kurdan kaynaklı olarak net kar tarafına bunu yansıtmakta oldukça zorlanıyor. Kurun bu son çeyrekteki düşüşü faaliyet karında destekleyici bir unsur olacak net kar tarafı için. O nedenle bu çeyrekte biraz daha pozitif olabilir ama bu dönemde de Coca-Cola'nın bildiğiniz üzere bölge coğrafyası nedeniyle biraz daha zayıf satışların olduğu bir dönem olacak. Gelecek yıl eğer kur tarafında bir denge sağlanacağı öngörüsü varsa bana kalırsa portföylere eklenmesi uzun vadeli biriktirilmesi gereken hisse senetlerinden biri Coca-Cola. Takipçilerimizden biri isyan etmiş. 2 haftadır soruyorum cevap vermiyorsunuz Tuğçe İlik diye ama geçen hafta biz Veste ile birlikte değerlendirmiştik Tuğçe İlik'i. Hadi sana bir de onu sormuş. Hisse biriyle birlikte değerlendirmiş. Yani hissenin grafiğini açmak lazım. Ciddi bir dalgalanma geçmişte de vardı. Bu dönemde de oluyor. Yani ben açıkçası biraz temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani geçmişinden bugüne grafiğini açtığınızda hani size çok pozitif bir hikaye sunmuyor açıkçası bana kalırsa. Ben hani geçmiş grafik fiyatlarını değerlendirdikten sonra bazı şirketler hakkında toplam yoruma geçmek istiyorum. Hani burada da geçmişe dönük baktığınızda daha geniş zaten grafiğe de bakacak olursak. Yani, son bir ay içerisinde yaşananları görüyorsunuz. Yani çok zaten sert fiyat hareketleri var. Bunları öngörmek ya da mali tablolarla teknik ya da temel olarak açıklamak mümkün değil. Benim tavsiyem mümkün olduğu kadar biraz daha derinliği kuvvetli olan ve geçmiş fiyat hareketleri istikrarlı olan öngörülebilir şirketlere yönelmeleri. Biraz bu taraftaki hareketler spekülatif gibi geliyor bana. İstemir için? İstemir'de aslında demir çelik sektörünün genel döngüsü orası için de geçerli. Orada da emtia fiyatlarındaki düşüşten bir negatif etkilenme var. Trend durduğunda emtia fiyatlarındaki düşüş tekrar pozitife geçebilir o tarafta. Çok teşekkür ediyoruz Üzeyir. Değerlendirmelerin ve yorumların için hisse bülteninin böylelikle sonuna geldik. Daha öncesinde kaçırdığınız yorumlar varsa Business RT Live, Periscope ve YouTube hesapları üzerinden bunları tekrar izleyip değerlendirmelerimizi görme şansına sahip olabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.